Böylece Norveç'teki olaya da geçmiş olalım. Çünkü son 15 dakikamız kaldı. BTR'yi de siz hazırlayın arkadaşlar. Önce onu izleyeceğiz çünkü. Norveç Dışişleri Bakanlığı sponsorluğunda Oslo'da bir etkinlik yapılıyor. Özgürlük Forumu etkinliğin adı. O Özgürlük Forumu'nda gelişen dünya ülkeleri, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Putin'in, Xi Jinping'in, Beşar Esad'ın, Maduro'nun, reisinin, Kim Jong-un'un devlet başkanlarının fotoğrafları çiğneniyor. Ben böyle söyleyeyim çünkü VTR anlatıyor. Biz tabii VTR olarak hazır galiba arkadaşlar. Verelim üzerine konuşalım. Amerika Birleşik Devletleri emperyalizmine karşı duran ülkelerin liderlerinin fotoğrafları ayaklar altına alındı. Skandal FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in manevi oğlu firari Enes Kanter'in paylaşımıyla ifşa oldu. Norveç'in başkenti Oslo yine bir skandala ev sahipliği yaptı. 2009'da kurulan Oslo Özgürlük Forumu İnsan Hakları Derneği ile birlikte 2022 forumu düzenledi. Amerika Birleşik Devletleri Batı ülkelerine toz kondurulmayan forumda gelişen dünyanın liderlerinin fotoğrafları yerlere serildi. Forum katılımcıları yere serilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Putin, Xi Jinping, Esad, Maduro, Reisi, Kim gibi birçok devlet başkanının fotoğraflarını çiğnedi. Görüntülerde Step on Tiran, yani diktatörleri çiğne etiketiyle sosyal medyada paylaştı. O isimlerden biri de foruma konuşmacı olarak davet edilen Amerika Birleşik Devletleri tarafından korunan FETÖ firarisi Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter'di. Sahneye üzerinde Tibet, sözde Doğu Türkistan ve Ukrayna bayrağı olan ayakkabılarıyla çıkan Kanter, Erdoğan'a diktatör dedi, Çin'i hedef aldı. Forum konuşmacıları arasında Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitri Kuleba da vardı. 8 dakikalık videosunda Erdoğan ve birçok liderin ayakları altına alındığı organizasyonu yapanlara teşekkür etti. Turuncu darbeyi devrim olarak tanımladı. Ukrayna Dışişleri Bakanı, son 30 yılda 3 devrim ve 2 savaşta kendi haklarımızı savunduk dedi. Norveç Dışişleri Bakanlığı himayesinde yapılan Oslo Özgürlük Forumu'nun sponsorları ise dikkat çekici. The Freedom Fund, Twitter, Amazon gibi kuruluşlar etkinliğin ana sponsoruydu. İşte bakın, dün Beşar Esad katil diktatördü. Bugün emperyalizme karşı mücadele cephesinde olduğu için Cumhurbaşkanı Erdoğan da artık onlara göre katil, diktatör. İşte Putin, Xi Jinping, Beşar Esad, Cumhurbaşkanı Erdoğan hepsi yerlere fotoğrafları konmuş. Tabii biz orayı blurladık. Bütün devlet başkanlarının fotoğraflarını yerdekini blurladık. Çünkü o ahlaksızlığa ortak olunmaz. O hedef alınan isimler burada da hedef alınmıştı. The Atlantic dergisi, Amerika'nın köklü siyasi dergilerinden biri biliyorsunuz. Hı hı. Kötü Adamlar Kazanıyor başlığıyla Aralık 2001 sayısında Maduro'nun, Lukashenko'nun, Putin'in, Xi Jinping'in ve Erdoğan'ın olduğu bir kapakla çıkmıştı. Hı hı. Daha sonra da bunu nerede gördük? Times'ta gördük. Evet. Aslında biz o uygulamayı nerede gördük? Şimdi 2002 yılının Mayıs ayına doğru bir gidelim. Bu sefer Paris'te, Paris Banlieusunun Kuzey Garı'nda. Yerde bir harita var. O haritada bazı fotoğraflar var. Her gün 1 milyon insanın geçtiği bir durak orası, metro istasyonu. Kim onlar diye soracaksınız. Biri Genelkurmay Başkanımız Hüseyin Kıvrıkoğlu. O dönemin Genelkurmay Başkanı. Muammer Kaddafi, yine Beşar Esad yerde fotoğrafı olanlardan. Hamaney. Baktığınız zaman hepsi emperyalizme mücadele eden, o cephede buluşan isimler. O dönem tabii büyük bir kriz çıkıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Fransa'ya bu konuda uyarılar yapıyor. Fransız Genelkurmay'ına uyarılar yapıyor. AK Parti adına Abdülkadir Aksu, yanlış hatırlamıyorsam, bir açıklama yapıyor. Hatta konuyu Hüseyin Kıvrıkoğlu Paris Mahkemesi'ne taşıyor. Paris Mahkemesi fotoğrafları çiğnediği gibi de hukuku çiğniyor. Hüseyin Kıvrıkoğlu'nu haksız buluyor. Bir de avukat masraflarını, dosya masraflarını öde diye o dönem 2000 euroluk bir tazminata mahkum ediyor. Tarih tekerrür ediyor herhalde. O dönemde emperyalizme mücadele edenler hedef alınmıştı. Bu dönemde de hedef alınıyor. Hatta daha geriye gidelim. Mesela Batı'nın katil, diktatör dediği, otokrat olarak suçladığı Mustafa Kemal var, bir Mao var.
en nihayetinde. Bugün de geldi işin ucu Putin'e, Xi Jinping'e, Maduro'ya, Recep Tayyip Erdoğan'a kadar dayanmış oldu diye başlayayım. Kimle başlayalım? Nasıl arzu edersiniz? Tevfik'ten. Evet. Yani bilmiyorum, bana çok üzerinde konuşulmaya değer de gelmiyor bu yaptıkları. Hakikaten bunlar tek dişi kalmış canavar artık Batı dediğiniz. O yüzden böyle bir canavardan ne ahlak bekleyebilirsiniz, ne bir medeniyet kırıntısı bekleyebilirsiniz, ne bir adap bekleyebilirsiniz. Burada üzerinde konuşulması gereken zaten bu eylem en nihayetinde dediğimiz gibi skandal. Böyle bir diplomasi dili de yok. Bunlar bizim işimize yarıyor bu işler. Konuşmaya gerek duyduracak kısmı şu. Batı'nın katil, diktatör, otokrat dediği kim? Anladım o cepheyi. Önceden biz bunu biliyorduk. Mesela Esad konusunda ısrarla söylüyorduk. Saddam konusunda Kaddafi dünyaya diktatör diye pazarlanırken bastıra bastıra söylüyorduk ama anlatma noktasında ya da anlama noktasında herhalde birileri sıkıntı çekiyordu. Bugün daha iyi anlaşılır bir pozisyon. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da o fotoğraf karesine yerleştirdiler en nihayetinde. Yani buna benzer çok daha fazla eylem göreceğiz ileriki dönemde. Çünkü Batı hegemonyası kaybettikçe, gerilemeye başladıkça daha da saldırgan bir tavır alacaklar. Saldırdıkları adamlar aslında o Batı hegemonyasını yıkan cepheyi bize ifade ediyor. Şimdi o cephede kimlerin olduğunu görmüş olduk hep birlikte. İşte bu fotoğrafta da var. Bundan daha fazlası da var. Bizim cephemiz sadece bu 5 ülkenin liderin temsil ettiği ülkelerden oluşmuyor. Bunun yanına mesela Pakistan'ı da koyabilirsiniz değil mi? İran'ı da koyabilirsiniz, Irak'ı da koyabilirsiniz, Suriye'yi de koyabilirsiniz. Ne bileyim Venezuela'yı da koyabilirsiniz. Yani pek çok dünyada ülke artık Batı hegemonyasına karşı bir ulusal direnişini başlatmış durumda ve bu ulusal direnişler birbirlerinden güç alıyorlar, birbirlerine destek veriyorlar. Ne kadar birlikte hareket etmeyi öğrenirlerse, ne kadar işbirliği içinde kalırlarsa ve birbirlerini desteklerlerse bu Batı hegemonyasının yıkılma süreci o kadar hızlanacaktır diye düşünüyorum. Şunu unutmamak lazım, böyle büyük hegemonyaların değiştiği dönemler, gerilediği dönemler genelde kanlı dönemler oluyor, zor dönemler oluyor. Amerikan hegemonyasının geri çekilişi de arkada büyük bir yıkım bırakmayı hedefliyor. Dolayısıyla bu yıkımın oranını azaltabilmek için en azından birbirimize daha sıkı sarılmamız gereken ve yeni medeniyeti, yeni dünyayı inşa etmemiz gereken bir süreçteyiz. Bu süreç çok fazla kararsızlıklar, yalpalamalar kaldırmıyor. Her cephede hep birlikte hareket etmemiz lazım. Yani bizim bir denge politikasına benzer bir tutumumuz var genelde. Hep şöyle diyoruz. Yani biz işte Libya'da Rusya'nın karşısındayız, Suriye'de birlikteyiz, Ukrayna'da karşısındayız. Şurada çıkarımız neredeyse bazen karşısındayız. Bazen böyle denge politikası denen şeyler karşı tarafta kararsızlıklar yaratıyor. Halbuki bizim arzu ettiğimiz siyaset her cephede hep birlikte hareket etmek. Yani Ukrayna'da da, Libya'da da, Suriye'de de, Irak'ta da, Doğu Akdeniz cephesinde de, Güney Çin Denizi'nde de, Baltık Denizi'nde de, Türkiye, Rusya, İran, Çin gibi ülkelerin önderliğinde Asya'yı milletler olarak o yeni medeniyetin kuruluşuna öncülük etmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla zaten karşı taraf, düşman cepheyi kurmuş. Yani karşısında kimlerin olduğunu iyi biliyor. Biz ama mesela yanımıza onlar Batı emperyalizmi yanımıza Beşar Esad'ı koyuyor. Neden? Çünkü Batı emperyalizmine karşı en ön cephede savaşan adam Beşar Esad'dı. Amerikan işgaline karşı en büyük direnişi gösteren lider Beşar Esad'dı. Beşar Esad'ı tarih kahraman olarak yazacak. Ben size söyleyeyim. Tarih Beşar Esad'ı kahraman olarak yazacak. Kaddafi'yi kahraman olarak yazacak emperyalizme karşı direnişlerini. Fakat biz hala Beşar Esad'ın bu Amerikan emperyalizmine karşı direnişini görmüyoruz. Basınımız bir tane açıklamasını vermiyor. Hala daha bazı işte liderlerimiz, yöneticilerimiz falan çıkıyor. Ya sabah akşam sallayabildiği kadar sallıyorlar falan Beşar Esad'a. Ya bu adam seninle birlikte aynı tehdide göğüs geriyor ve cephenin önünde göğüs geriyor. Daha düne kadar Irak'ı bölmüşler, Suriye'yi bölmeye çalışıyor. Sonra sıra sana gelecek. Hepimiz neler yaşandığını gördük. Planları, projeleri biliyoruz. 2016-15 Temmuz'unda bu ülkede neler yaşandığını biliyoruz. Aynı sürecin bir şeyi bu, devamı sonuçta. Burada 26 tane ülkenin sınırlarını değiştirmek, Büyük Ortadoğu Projesi, Kürdistan kurma, 2. İsrail, onun güvenliğini sağlama falan. Yani yıllarca konuştuğumuz şeyler. Dolayısıyla buradaki dostlarımıza karşı bu olumsuz tavrımız Türkiye'yi ihtiyacı olan doğru rotaya sokmakta sorunlar yaratıyor. Bu rotada hep birlikte, hep beraber kararlı durursak sonuca ulaştırabiliriz diye. Hemen hızlıca Fuat Uğur. Evet, şimdi bu ülkeler arasında Venezuela, Belarus, Rusya ve Türkiye'de
bütün bu sayılan liderlerin ülkesinde demokratik seçimler var. Bu seçimlerde kazanan liderler sonuç itibariyle bakıldığında. Bu liderleri deviremedikleri için çeşitli tezgahlar yapmalarına rağmen bu liderler hala seçilebildikleri için Batı Paktı'nın hedefindeler. Çünkü Batı Paktı'nın dünyayı biçimlendirme, yeniden hamur gibi yoğurma hevesini kursağında bırakan liderler ve kurguladıkları tezgahı ve oyunu bozabildikleri için, bozdukları için Batı Paktı'nın hedefindeler. Onların, bu liderlerin teslim alınması ya da tasfiye edilmesi bu ülkelerin teslim alınmasını beraberinde getirecek. Hedefleri bu. Ve buna yönelik olarak da itibarsızlaştırma kampanyasını kendi ülkelerinde yürütüyorlar. Çünkü kendi ülkelerindeki insanları ikna etmeleri gerekiyor. İşte bunlar diktatör. Diktatör oldukları için Saddam'ın ve Kaddafi'nin akıbetine uğramaları kaçınılmaz. Ve uğradıkları zaman da hak etmiş olacaklar zaten. Demek için kendi ülkelerindeki insanları ikna etmeye çalışıyorlar. Bu toplantıların ve bu tür etkinliklerin amacı bu. Batı her zaman bu yöntemi kullanır. Buna karşı, Batı'nın bu yöntemlerine karşı bu ülkelerdeki liderler ya da bu ülkelerin sivil toplum kuruluşları da bir şeyler yapabilirler kuşkusuz ama sonuçta onların yaptıkları Batı ülkelerinde yankılanmıyor. Yani Türkiye'de sen tutup Biden'ın fotoğrafını çiğnesen, bir etkinlik yapsan bunu Amerikan medyasından kimse duymaz, görmez. Çünkü onlar duyurmazlar da zaten. Ama biz Batı'da yapılan her şeyi alıyoruz ve bunu Türkiye'de konuşuyoruz. Üzerinde tartışıyoruz. Onların amaçladıkları da bu zaten. Ve biz yolumuza gitmeliyiz. Yolumuzdan dönmemeliyiz. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin başını çektiği Batı, Türkiye'yi özellikle bu yoldan döndürmeye çalışıyor. Dikkat edelim. Türkiye, Batı Paktı'nın içinde kaç yıldır? 1948'den, 45'ten bu yana Batı Paktı'nın içinde yer alan bir ülke. Ve bu Batı Paktı'nın içinde yer alması da NATO'nun içinde yer alarak kendisini daha da bağlamış durumda. Yani ekonomisiyle, sistemiyle, askeri paktın içinde bulunmasıyla çok iç içe ve grip biçimde. Hı hı. Böyle bir ülkenin, NATO üyesi ülkeler arasında Türkiye'nin, Batı Paktı içindeki bir ülke olarak Türkiye'nin, Ukrayna-Rusya arasındaki krizde aldığı tutuma baktığında ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişkilerinde aldığı tutuma baktığında, Doğu Akdeniz'deki, Yunanistan'la ilişkilerindeki, Batı ile ilişkilerindeki, Finlandiya, İsveç örneğindeki, Suriye'deki, Azerbaycan'daki yaptıklarına ve yapabildiklerine baktığımızda diktatör olması kaçınılmaz. Kaçınılmaz oluyor, kaçınılmaz oluyor. Şimdi bütün Türkiye'nin bu sıkı bağlılık konsepti içinde bütün bunları yapabilmesi son derece önemli. Şimdi Tevfik Kadan diyor ya, yani bir küresel ittifakın karşısında başka bir küresel ittifakla işbirliği yapmasan o küresel gücün karşısında duramazsın diyor. Doğru, ama Türkiye'nin de tabii biz devletin kendi iç politikalarının ne olduğunu çok iyi bilemiyoruz ve kendi iç dengelerinin nasıl işlediğini çok da iyi bilemiyoruz. Yani biliyoruz ama bizim hesaplayamadığımız, göremediğimiz başka dengeler de vardır. Onu da tahmin edebiliyoruz ve o yüzden çok devrimci nitelikte bir takım adımlar atmıyorlar ama şimdi size demin sıraladığım, söylediğim adımlar aslında bakarsan devrimci nitelikteki adımlardır. Yani Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta tarafsız ve dengeci bir politika izleyebilmeyi bütün Batı'nın saldırılarına rağmen başardı. Üstelik de arabulucu rolü üstlenmeyi başardı. Ve bu konuda da örnek oldu. Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya girmesini PKK meselesinden dolayı yola çıkarak reddetti. Aslına bakarsan sebep bu ama asıl gerekçeyi bugün söylüyor işte yani. Evet, aslında asıl gerekçe Yunanistan'daki evet, üstler. Yani aynı, şimdi ben şunu yazmıştım. Finlandiya ve İsveç'in NATO paktı içinde yer alması aslında Rusya'nın kışkırtılması ve yeni bir savaşın, 3. Dünya Savaşı'nın ABD tarafından, ABD eliyle bizzat kışkırtılması ve tetiklenmesi anlamını taşır diye yazmıştım. Şimdi aslında
karşı çıkarak, yani gerekçesi PKK ama yani ABD'nin PKK'ya verdiği desteğin yanında Finlandiya ve İsveç'in PKK'ya verdiği destek devede kulak kalır. Yani denizde kum. Hiç önemi bile yok. Ama aslında Tayyip Erdoğan'ın ve bu hükümetin yaptığı ABD eliyle tetiklenmek istenen bir 3. Dünya Savaşı'nın önlenmesine yönelik de bir adımdır aynı zamanda bu. Bu anlamda çok önemli buluyorum. Evet, sen sürekli başını sallıyorsun, bitmesi evet, gerektiğini evet, biliyorum. Evet, ve burada da bitirmiş oluyorum. Tabii yani bir de şimdi geçmişle günümüz arasında fark var. Bir dönem diktatör dedikleri işte mesela Çavuşescu, evet. Romanya'da mücadele, bağımsızlık mücadelesi veriyor. Eşiyle birlikte kurşuna dizilerek öldürülüyor. Saddam Hüseyin Irak'ta Amerikan işgaline karşı asılarak öldürülüyor. Milošević emperyalizm mahkemelerinde şaibeli bir şekilde yargılanırken, yani şaibeli bir şekilde hayatını kaybediyor. Gibi ya da işte Hüseyin Kıvrıkoğlu, Necip Torumtay, Doğan Güreş, oradan gelen bir mücadele var. Diktatör ilan ediliyor. Geçmişte o diktatör ilan edilenlerin sonu maalesef hayatını kaybetmeyle sonlanmış ama bugün baktığınız zaman hepsi dimdik ayakta ve bu sefer kaybeden karşı taraf oluyor, kaybeden emperyalizm oluyor. Ya şimdi şöyle bir durum, Macaristan Xi örneğini Jinping, vermek Putin, istiyorum bak. Macaristan, Orban var da hayır şunu söylemek istiyorum. 1956 yılında Macaristan Sovyet tankları altında ezildi, tamam mı? Yani çok büyük acılar çektiler. Şimdi sosyalist paktın içinde yer alan bir ülkeydi, değil mi? Ama şimdi Macaristan'ın biliyoruz ki bir Sovyet ve Rus düşmanlığıyla donanmış bir ülke olduğunu zannediyoruz. Fakat bugünkü Macaristan'a baktığımızda ne görüyoruz biz? Bambaşka bir şey görüyoruz. İşte bu yüzden aslında görünenle zarfla mazrufu birbirinden iyi ayırmak gerekiyor. Diyoruz ve programı burada noktalıyoruz. Çünkü Fuat Bey son dakika tartışma yaratacak bir konuya da girmiş oldu ama vaktimiz yok maalesef. Onun için biz Macaristan'daki Otpor eylemlerini de biliyoruz mesela. Evet. Otpor orada nasıl ayaklanma? Tabii işte yani sonuçta ne oldu? Macaristan'da tutmadı bu yani. Tutmadı. Onu söylemek istiyorum. Burada tartışacak bir şey yok aslında. Yok, o mesela Sovyetler Birliği dönemi dediniz ya, o döneme ilişkin de çok sayıda fikir var biliyorsunuz. Tabii. Şimdi Çekoslovakya'da da aynı şey yaşandı. Çekoslovakya'dakini de değerlendirmek gerekiyor bu çerçevede. Diyelim ve burada noktalayalım çünkü artık süremiz bitti. Sürekli uyarı yiyorum. Sloganımızı da bitirelim. Her pazar saat 21'de Havadis'te olun, haberiniz olsun.